Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda mikro orijinal yayından hazırladığı TAT geometri soru bankası kitabında noktanın analitiği konusundaki nokta koordinatlarının bulunması testlerinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Örnek 1'de A, B, C, D noktaları verilmiş. Bunlardan hangileri yanlıştır diye soruluyor bize. A'ya bakalım. Apsis 4, ordinat 3. Apsis 4, ordinat 3. 4'e 3 doğru mu? Doğru. Sonra B'ye bakalım. B Apsisi eksi 4 ordinat 1. Apsisi eksi 4 ordinat 1. Şu 4'e eksi 4'e 1 olması lazımdı. Bu yanlış. C'ye bakalım. Apsisi eksi 2 ordinatı eksi 3 olması lazım. Yanlış. Yanlış. Eksi ee, 2 eksi 3 olması lazımdı. Bu da yanlış. Sonra D'ye bakalım. D'de apsisi 3 ordinat eksi 2. 3'e eksi 2 doğru doğru. Ama burası da 3'e eksi 2 olması lazımdı. Bu da yanlış. Yani yanlışlara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane yanlış oldu. Yani kaç tanesi yanlıştır diye soruluyordu. Cevap 5. Örnek 2'ye baktık. A, A ve B noktaları için hangileri doğrudur diye soruluyor. A noktasının apsisi 2'dir. Evet A noktasının apsisi 2. Çünkü 2'ye 3 noktası burası. B noktası da 3'e, eksi 3'e 2 noktası değil mi? Evet apsisi 3, eksi 3 ordinatta 2. Apsi 2'dir doğru. B noktasının ordinatı, B noktasının ordinatı y'sidir yani 2'dir. Doğru mu? Doğru. A noktasının x eksenine olan uzaklığı. X eksenine olan uzaklığı işte burasıdır. O da kaç birimdir? Şurasıdır. 3 birimdir. Doğru mu? Doğru. B noktasının y eksenine olan uzaklığı eksi 3'tür. Hayır uzaklık daha negatif olamaz arkadaşlar. Yanlış olan budur. B noktasının y eksenine olan uzaklığı. Y eksenine olan uzaklığı şurasıdır. Tamam burası eksi 3 noktasının olmasına rağmen uzaklık olarak kaç birimdir? 3 birimdir. Artı 3 olması lazımdır. İfadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor. 1, 2 ve 3 yapacaktır cevap. Evet 3'e geldik. Birim karelerden oluşan düzlemde A noktasının koordinatları 3'e 2 olarak verilmiştir. BCD C, D koordinatlarını buluruz. Arkadaşım bakın şimdi. Şimdi B'ye gelirken 1, 2, 3, 4, 5 birim solda. 3'ten 5 birim sola gidince 3 eksi 5 olur değil mi? Yani eksi 2'ye kaç birim aşağıda? 1 bir birim aşağıda. 2'den de 1 bir birim aşağıda ne olacaktır arkadaşım? 1 olacaktır. Sonra D'ye bakalım. Hocam 1 bir birim sağda. 3'ten 1 bir birim sağda ne vardır? 4 vardır. 1, 2, 3 bir aşağıda da 2 eksi 3'ten eksi 1 noktası vardır. Sonra şuraya bakalım. Hocam şöyle bakacak olursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim solda. 3'ten 6 birim solda. 3 eksi 6'tan eksi 3 yapar burası. Kaç birim aşağıda? 1, 2, 3, 4 birim aşağıda. 2 eksi 4'ten kaç yapar burası da? Eksi 2 yapar. Yani noktalarımız eksi 2'ye 1. Eksi 3'e eksi 2. 4'e eksi 1 çıkar arkadaşlar. Noktalar bunlar. Geldik örnek 4'e. Kenar uzunluğu 2 birim olan ABCD karesi kenarları eksenlere paralel olacak şekilde analitik düzlemi yukarıdaki gibi yerleştirilmiş. A noktasının koordinatları 3'e 1 olduğuna göre evet 3'e 1. BCD nokta koordinatları nedir? Arkadaşım 3'ten 2 birim sağ tarafta ne vardır? 5 vardır. Hocam burası ordinat değişmiyor. 1. Sonra 2'ye burası. Hocam burası 2. Şöyle 2 birim yukarıda 2 birim yukarıda. 1'den 2 birim yukarıda 3 vardır. Yani D noktası ne yaptı? Apsi 3. Ordinat da 3 yaptı. Şöyle bakacak olursak. C noktasının apsi 5. Ordinat 3 değil mi? Evet. 5'e 3 yapar. Evet. 5'e 1. 5'e 3. Ve 3'e 3 şeklinde bulduk arkadaşlar noktaları. Geldik 5'e. Bir hareketlinin T saniyedeki konumu bu şekilde verilmiş. 5. saniyede T yerine 5 yaz. T yerine 5 yazarsam eğer 5 kere 2 10. 11'e kaç yapıyor? T yerine 5 yazdığımızda 8 yapıyor. 11'e 8 noktası yapar. Üçüncü saniyede bir de üçüncü saniye bakalım. Üçüncü saniyede t yerine 3 yazdığımızda ve t yerine burada da 3 yazdığımızda 6 artı 1'den 7'ye 3 artı 3'ten 6 noktası yapar burası da. Evet 5. saniyede bulunduğu noktanın apsi ile 3. saniyede bulunduğu noktanın ordinatı yani 11 ile 6'nın toplamı isteniyor bizden. Cevap 17 yapar ve böylelikle bu testi bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? Eksenlerde ve bölgelerde noktalar testi var. O zaman bu testte görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.